Ya güreşçi kulağı diye bir hastalık var. Evet. Sende var mı? Evet. Neden oluyor bu? Darbelerden kaynaklanıyor. Bazen kafa darbesi, bazen diz darbesi. Çok sert bir şekilde mindere çarpıyor. Evet. Ondan sonra kulaklar bu şekilde kırılıyor. Kan topluyor kırıldıktan sonra. Bayağı bir şişiyor. O şişen kanı ya da ödemi almamız gerekiyor. Çok ağrılı ve sancılı bir süreç. Oradaki sıvı alınmazsa ve korunmazsa kulak şiştiği gibi kalıyor. Üzüldün mü bu olduğu zaman? Gerçek pehlivan güreş kulağı kırıldığı zaman oluyor diyorlar bizde. Küçükken çok hevesliydim kulağım kırılsın, pehlivan olayım diye. Şimdi öyle düşünmüyorum. Çok sert bir spor gerçekten. Burnun kırılabilir, evet. Kaşın gözün patlayabilir. Ben hepsini deneyimledim. Kol, bacak, ayak bileği ya da has yırtıkları. Kulağım kırıldı. Burnumdan çok darbe aldım. Dişlerim kırıldı. Seni böyle işte Instagram'dan baktığım zaman çok cici bici giyinen bir kadın olurken bir anda böyle güreşte işte burnu kırılıyor, dişleri kırılıyor, evet. Falan. Geçtiğimiz hafta şöyle burnum çatladı. Onun için bile o kadar üzüldüm ki. Burnumun işte şekli değişecek. Böyle takıntıların oluyor mu? Güreşe ilk başladım. Güreşe çok aşık biriydim ve benim için hiç önemli değildi. Kulağım kırıldığında mutlu oluyordum. İşte gerçek güreşçi oldum diye. Gerçekten yaş ilerledikten sonra bir kadın olarak bunların olması üzücü oluyor. Hatta işte güreşi bıraktıktan sonra estetik olurum. Kulağım böyle yaparım diye. Daha çok korumaya başlıyorsun kendini. Bunlar gerçekten şu anki düşüncelerimde çok önemli.